YouTube'da Twitch kitlesi yok. En kolayları TikTok'tur. Twitch'in böyle bir yeri olması sıkıntı. Koltuk altında 26 tane yumurta kırdım diyen adam evet YouTube'da var. Yaklaşık 40 dakikadır boş yapıyorum. <laughs> Twitch kapanınca var. <laughs> Aynen böyle yalnız biliyor musunuz? Çünkü ee, Alp gibi ki Alp <laughs> ayakta çıktı oradan. Ki Alp bunların böyle hani botun çok büyük bir kitlesi yok ya. Çok büyük bir kitleye hitap etmiyor. Mesela Elreynler, Jahreynler o tip insanlar o kadar büyük bir sıkıntı yaşayacak ki. E, çünkü yine Alp şu andan şanslı ya da Alp e, benzeri insanlar edit yapabiliyor. Edit yapamayan sadece Twitch'te canlı yayın yapabilen. Hani hiç böyle edite girmeyeyim abi açayım yayın gideyim diyen insanlar var. YouTube canlı yayını sevmiyor abi çok fazla canlı yayın kafasına değil YouTube. Yani tabii ki canlı yayınla getirisi oluyor, şu oluyor, bu oluyor ama aslında YouTube'da video editlerseniz daha etkili olursunuz. Çünkü bir canlı yayın platformu olmadığını da söylüyor YouTube. Yani kimse kalkıp da Twitch gibi saatlerce canlı yayın açıp öyle bir izleyici kitlesi toparlayamıyor. Bundan sonra toparlama toparlar mı? Yani YouTube Twitch tarzı bir şey olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü sadece bizim ülkemizde yasaklandı. Ee, şey. Twitch Dünyada hala girenler var Twitch'e. Dünyanın birçok yerinde, her yerinde girenler var. Dolayısıyla çok kişi zorlanacak diye tahmin ediyorum. YouTube'da böyle bir kitle yok. Yani YouTube'da oturayım da ben saatlerce canlı yayın izleyeyim diyen bir kitle yok. Mesela Alpin videosunu al, ters çevir. Birazcık kötüleştir. İşte şok Rus Rus mürettebat böyle bayıldı falan yaz paylaş TikTok'ta gidiyor. YouTube bunu lisans olarak görüyor. Yapıştırıyor lisansı. İşte bundan sonra Twitch kafasındaki kişiler çok sıkıntı çekecek. Twitch'teki para kazanma şeyiyle YouTube'daki para kazanma şeyi de aynı değil. Olayı da aynı değil. Orada da şöyle bir şey var. Twitch'te daha çok bah şeyden bahşiş alıyorsunuz. İşte size ödeme yapıyorlar destek anlamında. YouTube'da evet o da var diyeceksiniz ama YouTube'da bu sonradan geldi. YouTube'un hala temeli YouTube'un temeli sizin ön plana çıkmanızı gösterecek şey iyi içerik üretmek, iyi izlenmeniz. Yani sen 6 saat bir yayın yapıyorsan ya da 8 saat bir yayın yapıyorsan ve bir canlı yayını sadece %2'si izleniyorsa yani 6 saatlik canlı yayında 5 5 dakika izleniyorsan 10 dakika izleniyorsan kusura bakma diyor YouTube ben seni ön plana koymam diyor. Bana 10 dakikalık bir video at diyor, 15 dakikalık bir video at diyor. Ben o 15 dakikalık video'nun 10 dakika izlensin, tamamı izlensin. Girenlerin %30'u, %40'ı tarafından diyor ben seni en üst sıraya koyacağım diyor ve önerilenlerde ana sayfaya düşüreceğim diyor. İşte bundan sonra e, çok ciddi zorlanacaklar. Alpin zorlanacağını sanmıyorum. Zaten belli bir kitlesi var YouTube'da. Adam ne yapsa tutuyor ki Hakkında vermek lazım kaliteli içerik üretiyor. Durum bu ve ben bilerek ee, çok önceden Twitch olayı bitirdim kafamda. Çünkü abi benim şöyle bir zamanım da yoktu. Ben Twitch açıp 8 saat oyun oynayamam. Ben Twitch açıp 9 saat, 4 saat, 3 saat oyun oynayamam. Ben abi az çok bir arkadaş çevrem var, ailem var, akrabalarım var vesaire vesaire işe gidip geliyorum. Zaten bunlar benim Haftalık saat bazında çok ciddi bir şekilde dolduruyor. Ya dışarı çıkıyorsun arkadaşınla buluşuyorsun. Kafeye gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Bunu yapıyorsun. Alı sahaya gidiyorsun. Yani bir sürü etkinlik yapıyorsun. Bunlar arasında oturup 8 saat evde oyun oynamak gibi bir vaktim olmadığı için Twitch'i hiç düşünmemiştim. Ara sıra Twitch'te açıyordum yayın. Fakat Twitch'in bir politikası oldu biliyorsunuz. Twitch politikaya girdi artık. Abi diyor bana Twitch 18 artı içerikler bende eskiden yasaktı ya diyor artık onları serbest kılıyorum ben diyor. Yalnızca bunu belirt diyor. Bu 18 artı içerik de diyor. Birçok şey yapabiliyorsun diyor. OnlyFans'a yakın mı? Nispeten yakın ama OnlyFans kadar ekstrem mi? Değil ama yine artı 18 diyor. Yani çok yakın bir durum ve bu yüzden de kapatılabileceğini düşünmüştüm ben. Kapatılma ihtimalinin olduğunu düşünmüştüm ve hiç Twitch'e bulaşmamıştım. İyi ki de bulaşmamışım. Kesinlikle o, o tip yayıncılar aslında orada yanlış bir analiz yaptım kendimce. O tip yayıncılar. Hani büyük yayıncılara bir şey olmaz. Ama orta ve düşüğün, yani ortanın ve düşüğünün altındaki gelirini Twitch'e bağlamış kişiler sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü tekrar söylüyorum YouTube'da Twitch kitlesi yok. 9 saat video izleyecek bir kitle yok YouTube'da. Oturayım ben adamın 9 saat yayını izleyeyim mal mal ya da oturayım ben bu kızın yayınını izleyeyim işte merhaba hoş geldin ne haber iyiyim ya yok gözlerim lens değil işte yok hiçbir yerimde estetik yok yayınını izleyeyim diyecek bir kitle yok YouTube'da abi. YouTube'da evet çok abuk sabuk şeyler de var YouTube'da ama kısa ve kurgusal video atmanız gerekiyor. Yani koltuk altımda 26 tane yumurta kırdım diyen adam evet YouTube'da var. Arkadaşıma ağda yaptım bağırdı anneme hamileyim şakası yaptım bakın ne yaptı videoları var. Ama bunları da bir kurgu olarak vermeniz gerekiyor. Bunlar kötü içerik diyebilirsiniz. Eğlenceli, eğlencesi beni sarmıyor diyebilirsiniz. Bu farklı bir konu. İçerik e, şeyi farklı bir konu. Bu arada nereye gidiyorum ben konuşurken? Ama YouTube'da kurgu yapmanız gerekiyor. İnsanlar oturup bir saat izlemiyor sizin videonuzu abi. Bu kadar basit. Ve bu anlamda insanların ben Twitch'in kapandığında bu an bu anlamda insanların zorlanacağını düşünüyorum. Buraları da ekstra YouTube'a atacağım. Kapanma nedeni de yasa dışı bahis oynattığıyla alakalıydı. Yani yasa dışı bahis yasak evet. Yasa dışı bahis oynar, oynatırsanız yani ben de şimdi burada evet arkadaşlar bahisleri açıyorum. Yüzler TL yatırım bu maçta bin demeyecek geçecek miyim geçemeyecek miyim diye bir şey yapsam bu da yasaklanır abi. Ya bu arada abi o kadar saçma bir yerde duruyorum ki ben ya. Ben abi konuşurken oyun oynayamıyorum ya. Benim işlemci tek çekirdek aga. Dual core. Bir buçuk çekirdek. Niye orada durursun abi? <laughs> Selçuk'tan bomba yorum geldi. Ben 1000 abone olduğumda YouTube kapanır dedi. Yani diyor ki ben diyor gudubet biriyim diyor Selçuk. Görebileceğiniz içerik üreticilerine en böyle nasıl söyleyeyim onu en en adaletli diyeyim. Tabii ki bazı absürt olayları var ona bir şey demiyoruz. Bana de ki Exen üyeliğimi YouTube Premium mu alırsın? Netflix üyeliğimi YouTube Premium mu alırsın? Net söylüyorum size YouTube Premium üyeliğini alır. YouTube tamamen performans odaklı bir platform. Her zaman şunu diyor sen iyi içerik üret İzlenen içerik üret seni ön plana koyacağım. Şimdi bazı kanallar var tamam mı? İşte diyor ki YouTube beni engelliyor diyor. YouTube benim videolarımı öne koymuyor diyor. Niye diyor? İşte mesela örnek vereyim. Düz dünya komplo kanalları var tamam mı? Adam diyor ki ben beni diyor neden e, YouTube diyor ön şeye koymuyor diyor. Şimdi Barış Özcan'ı öneriyor adam diyor tamam mı? Benim kanalımı önermiyor diyor. Ama bilmediği bir şey var. Onu da komplo teorisi olarak söylüyor zaten. Diyor ki kardeşim diyor çünkü diyor biz düz dünya yeni yapıyoruz diyor. İnsanları kafasına aydınlatıyor diyor. İşte ayın karanlık yüzü bilmem ne bunların hepsi uzaya uzaya gidilmedi diyor. Alper de Alper Gezer Avcı da uzaya çıkmadı diyor. Böyle komployu büyütüyor. Fakat bu adamın bilmediği YouTube Konusunda şöyle bir şey var. Kendisine mühendis diyor. Şimdi o kanalın adını vermeyeyim. Kendisine mühendis diyor. Kendisine bilmem ne diyor. Biz burada 9-10 tane mühendisiz diyor. Makine mühendisi olman YouTube'un içeriğiyle alakalı, YouTube içeriği üretmekle alakalı, YouTube'da başarıya uğraşmakla alakalı, YouTube'un kurallarıyla da alakalı bir şey bilmeni gerektirmiyor. Sen makine mühendisisin sen tekstil mühendisi bilmiyor ve şöyle bir yorum yapıyor, kurgu yapıyor. Diyor ki işte biz bu böyle halkı uyandırdığımız için YouTube bizi engelliyor diyor. Hayır, YouTube seni engellemiyor. Aç oku. YouTube diyor ki kardeşim diyor. Öncelikle bu kanallar genelde canlı yayın yapıyor. Ve canlı yayınlarından tabii hepsi için geçerli değil bu. Ama birçoğu böyle. Canlı yayınlarından kesit alıyor. Ben dedim ya burası YouTube'a ekstra atacağım dedim kaydettim az önce. Bak mesela bunları da şu anda kaydetmiyorum ama YouTube'a ekstra atacağım. Öncelikle şunu yapıyor diyor YouTube. Sen diyor abi İçerik üreteceksin bana diyor. Bana video atacaksın diyor. Ben sen 4000 aboneyi geçene kadar senin canlı yayınlarını kale almayacağım diyor. Almayacağım diyor. Çünkü ben diyor canlı yayın platformu değilim diyor. Ben video kurgu platformuyum diyor. Bana kaliteli izlenebilir video koyacaksın diyor. Bunu koyduktan sonra seni kale alacağım diyor. Şimdi Barış Özcan'a bakıyorsun ya da işte Barış Özcan tarzı herhangi bir kanalı düşünün. Ona bakıyorsun adam kurgu yapmış abi. Kurgu. O da bilim anlatıyor, o da bilim anlatıyor kendince. Adam kurgu yapıyor, saatlerce uğraşıyor ve attığı videonun 20 dakikalık, 15 dakikalık, 10 dakikalık videonun birçok kişi ortalama izlenmesi 8-9 dakika. Yani %90 full izliyor insanlar. YouTube diyor ki bir de like, bir de yorum aldı ama ha diyor kardeşim. Bu demek ki iyi bir içerik. Çünkü diyor bu adamla bunlar iletişime geçmiş like atmış, yorum yapmış. Üstüne bir de 9 dakika, 10 dakikalık video, 9 dakika, 9,5 dakika izlemiş diyor. YouTube bunları öne plana koymaya çalışıyor. YouTube'un algoritması bunun üzerine. Yani sen 3 saat yüzü dünya yayını yapacaksın ve diyeceksin ki YouTube beni ön plana çıkar çıkarmıyor. Kim abi 3 saat canlı yayını izler ya? Soruyorum size kim izler? Evet izleyen bir kitle vardır. İşte atıyorum adamların kendi kanalı atıyorum. 1000-2000 abone ise bu 2000 abonenin atıyorum %5'i %10'u izliyordur ama bu YouTube için yetersiz. Diyor ki YouTube senin içeriğin kaliteli değil diyor. Çünkü diyor sen 3 saatlik bir video yapmışsın diyor zaten bu sadece ama sadece %3 full izlenmiş diyor. Onun dışında diyor video kurgu yapmamışsın diyor sen benim için hiçbir şeysin diyor. Bunları isteyen adam diyor ki beni YouTube engelliyor diyor. Engellemiyor abi engellemiyor. Yani çok küçük trikleri var YouTube'un. Hatta deniyor ki mesela YouTube benim birçok yorumum silin düz dünya biz Kadir Hoca var bizde. Mesela onunla birlikte düz dünyacılarla çok tartışırdık. Hala da böyle girerim sayfalarına yorum yaparım. Adamın bilmediği konularda yorum yaparım. Eksik oldukları konular diyorum ve onları silerler. YouTube diyor ki kardeşim diyor sen bir video attın buna olumsuz bir yorum geldi. Kendince bunu silersen diyor herhangi bir yorumu silmen, gizlemen, hür yoksa, hakaret yoksa tamam mı? Benim için sana eksi puan verir diyor YouTube. Bu, bu yüzden insanlar Twitch'i tercih ediyor. Niye abi böyle bir şey yok Twitch'te? Aç abi. Ya tekrar söylüyorum. YouTube'da da kötü içerik yok mu? Kendince var. İşte koltuk altımda 26 tane yumurta kırdım. Anneme hamileymiş şakası yaptım. falan filan. Hani bunlar var. Bunlar da var. Ya tekrar söylüyorum YouTube bu platformlar arasında canlı yayın, içerik üretimi platformları arasında en böyle kaliteli olandır. Bakın mesela TikTok'tan örnek vereyim. TikTok'ta kızın 10000 bin, bin abonesi var. Her videosu 3.000 like alıyor, 5.000 like alıyor. Bir o kadar yorum geliyor. Adını vermeyeceğim de bunun. Geçen YouTube'a girmiş. TikTok'ta da şey değil yalnız bu arada yani kız hani dans edeyim işte e, seks ve kullanayım. E, seks dişiliğimi kullanayım. Böyle bir şey de yapmıyor kız. Hani böyle bir yayın da yapmıyor. Kız konuşuyor. Sadece konuşuyor. YouTube'a girmiş 200 izlenmiş videosu. 100 izlenmiş. 300 izlenmiş. Kız da çok güzel bir kız. 100 izlenmiş, 200 lenmiş, 300 izlenmiş. Niye? Çünkü kitle çok farklı abi. Sen dayılar var. 60 yaşında dayı gelmiş. O diyor maniteye bak diyor beğeniyor. Ooo maniteye bak diyor beğeniyor. Ona hediye atıyor. Belki ben de kahve içer diye. Valla yani bu kafada insanlar olduğu için ya şimdi buradan da değişemeyelim. Hani bu kafada insanlardan kastım adamın abi şeyi o. Bak ben bir yine oynayamıyorum ben burada ya. Adamın tarzı o ona bir şey demiyorum. O tip insanlar işte bir anda YouTube'a girdi mi çok saç çok saçma ya diyor. Beni burada kimse izlemiyor diyor. Çekmiyor video. Uğramıyor bile bir daha YouTube'a. Niye? Zor çünkü içerik üretmesi zor, tepki alması zor, iletişim kurmak zor. TikTok gibi değil. TikTok'ta 10 saniye videonu çek. Bir müzik çalsın. Na 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 na. Pam 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 pam. Pam 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 çalsın. Oluyor. Bitiyor yani. Yani olay bitiyor, izleniyorsun. Ha bir de YouTube bot fake hesap izlenme satın alma gibi konularda çok hassas. Hani bunu yakalasın abi direkt banlıyor. Bakın bir lisans olayım anlatayım size. Bir lisans olayı. Gerçekten YouTube'un ne kadar başarılı insanların bak senin ürettiğin içeriği de ne kadar iyi koruduğunu anlayacaksınız. Ama ondan önce şunu da söyleyeyim. Gide bir düz dünya yayında adamlar düz dünya yayını yaparken başka bir videoyu tamam mı başka bir kişinin videosunu koyuyor. NASA'nın videosu sanırım koyuyor ya da başka bir şey hatırlamıyorum. Ama bir uzay videosuyla alakalı bir şey koyuyor ve yayın kapatılıyor. Ve diyor ki kardeşim diyor yayınımızı kapattılar diyor. Hiç ortada bir şey yokken yayın kapatıldı diyor. Niye kapatıldı acaba yayın? Yani başka birinin videosunu koyduğun için olabilir mi? Ah ardından bir sonraki canlı yayında ne olduğunu görüyorsunuz abi. Bir uzay filmini canlı yayında filmin adını unuttum. Hatırlarsam söyleyeceğim. Onu yayınlıyor tamam mı ekranda? Onu yayınlıyor konuşuyorlar işte yayınladıktan sonra ve uyarı almışlar tamam mı? Ve diyor ki ya uyarı aldık diyor bir şey yok diyor. Ulan yani uyarı aldık diyor kapatılacağız diyor. Bir dedi ki ya filmini kapatalım isterse falan. Daha tak kapadılar. Ya, herkes birçok kişi yapıyor bunu. Ya YouTube beni koymuyor. E, videoları da izlenmiyor koymuyor. Bak çok samimi bir arkadaşım var MT Games. Geçen onunla konuşuyoruz. Ya dedi acı dedi bu YouTube olmayacak dedi. Neden dedim? Ya oğlum dedi izlenmiyor dedi. Oğlum dedim yani sen izlenebilir video at. Şimdi bak o lisans olayını anlatayım. YouTube'un ne kadar böyle içerik üreticiyi kurduğu aslında bu korumadır. Hani diyoruz ya ya kardeşim adamın kafasını işte öyle yani Alp Alp'in az önce kafasını ters çevir. Koy işte Rus komutan batıyor diye TikTok'ta yayınla 3 milyon izletirsin. YouTube'da bunu yap Alp. <laughs> eğer videosuna benim videosunu yüklerken benim videolarımı otomatik olarak telifle kimse üçüncü kişiler tarafından mixlenmesine izin verme derse ve yapay zeka bunu yakalarsa ya da Alp bunu bir yerde bir şekilde görürse telifi yiyorsun abi. Bu kadar basit. Aslında adam seni koruyor ve o yüzden YouTube platformu zor. Bu videonun o müziği yakalandı. Buna benzer birçok videom var ve birçok müzik yakalandı arkada YouTube tarafından ve lisanslandı. Bana uyarı geldi. Dedi ki bunlar telif e, hakkı içeriyor ve para kazanmada kapalı e, şeyle sıkıntı olur eğer yayınlamaya devam edersen. Yani diyor ki kardeşim bak diyor bunlar telifli müzikler. Haberin olsun diyor. E ben bunları satın almıştım bir platformdan para vererek e, profesyonel müzik satın aldığınız platformlar var. Epek satın aldığınız platformlar var. Bunlardan satın almıştım. Benim zaten aylık abonem var. Oraya ben bir para veriyorum buraya nasıl olabilir dedim. Ve ben bunu nasıl yapmam gerekiyordu? Hemen araştırdım, ettim. Lisans size göre download ettiğinizde size bir lisans veriyor indirdiğiniz kuruluş. Ve bunu YouTube'a yazıyorsun. Ve YouTube bunu lisans sahibi firmaya yolluyor. Lisans sahibi firma sizin indirdiğiniz lisansla lisans Koduyla, YouTube aracılığıyla onlara gelen lisans kodu aynısı okey diyor. Tamamdır diyor, bunu yayınlayabilir diyor. Olay da burada gerçekleşiyor. Şunu diyebilirsiniz, e kardeşim sen indirdiysen videoyu görsün, kullan kullanıyorsan zaten onu indirebiliyorsundur diyorsunuz değil mi? Hayır öyle değil abi. E, atıyorum ben o videoyu, o müziği videomda kullandım. Fakat arkada bir şey yok, bir söz yok, bir e, ekstra bir efekt yok. Ve müziği atıyorum 10 saniye çaldım. İndirdim. Ben bunu Premiere'in yapay zekası ile çünkü Premiere'de öyle bir özellik var. 10 saniye o müziği atıyorum Selçuk'un videosundan 10 saniye aldığım müziği 30 saniye yaptım Premiere'in şeyiyle. Ama ben lisans ödemedim. Selçuk ödemiş o lisansı. Örnek veriyorum. Onun YouTube'a attığı videodan aldım 10 saniyesini. Premiere'e attım. Yapay zeka ile de 10 30 saniye çıkardım ve ben kullandım. Bunu YouTube nasıl anlayacak? Ya da bunu lisans sahibi nasıl anlayacak? Ya da belki Selçuk beni tanıyor. Kanka diyor al ya bunu kullanıcı diyor. Ne olacak diyorum diyor. Aa, a, falan yapıştır diyor. Hayır diyor işte YouTube kardeşim diyor. Ben diyor lisansa bakarım diyor. Şöyle de bir not var. Bir parçanın bilgisayarınızda MP3 ya da WAV olarak kayıtlı olması o parçayı kullanabileceksiniz anlamına gelmez diyor. İşte bu kadar hassaslar abi. Yine hoş geldin. Teşekkür ederim dostum. Nasılsın iyisin? Şu YouTube mut muhabbetinden bahsediyorduk biraz. Ben şimdi bunları gördüm abi tamam mı? Twitch'e girdim. Twitch'in ortamını gördüm. Çok söylendi bana. Twitch'te yayın yap, Twitch aç, Twitch aç sana, Twitch daha kolay. Ya YouTube'da kapak yapmak bile zaman. YouTube'da kapak yapacaksın da onu koyacaksın da zaman ayarlayacaksın da paylaşacaksın. Bas Twitch'e, Twitch. Yok abi yok. Ha, Twitch. Ha. Abi beni ilgilendirmiyor hani ama birçok birçok orta ve ortanın altındaki yayıncı için sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Özellikle sadece Twitch'te giden yayıncılar için. Çünkü Twitch platformu biraz daha kolay platform ki en kolayları TikTok'tur aç şeyini yapıştır. Twitch'te de öyle yapıyor bazı kızlar. Hayır burnum silikon değil, dudaklarım gerçek, gözlerim evet yeşil orijinal rengim. Hayır göğüslerim silikon değil gibi muhabbetlere girip çok ciddi, çok kolay, çok easy bir easy paralar kazanıyorlar. Ya burada cinsiyetçilik falan yapmıyorum hani. Erkek de erkek yapan da var buna. Yani erkek adam da giriyor böyle muhabbet, sohbet götürüyor. Ha, bunun tuttuğu platform varsa kazansınlar abi sorun değil. Ama Twitch'in OnlyFans'a benzemeye dönmesi yanlış bence. Yani o kafada gidiyor Twitch artık. Twitch bir oyun platformu olmaktan çıkmak istiyor. Çünkü orada daha çok para var. Onu görüyor. Çünkü orada kız abla birini açıp gösterdiğinde ver kadın ve kadın al sana para kadın al sana para ver. diye bakan tipler var ve o insanlar da bunu kullanıyor farkında ya diyor ben diyor e, ben diyor, e, e, ben, diyor e, e, içerik üreticisiyim ya evet ya diyor şuraya havuzu koyayım diyor bikini giyeyim diyor orada öyle toplu oynayayım diyor gülenlere selam vereyim Aa, merhaba Selçuk ne haber çıkırmayayım hayır gözlerim gerçek hayır gözlerim <laughs> bu şekilde içerik üretiyor ya tekrar söylüyorum bak böyle bir mecra varsa ve sadece bunun için kullanılıyorsa mecra onlu fansa adı abi oraya o tip adamlar girsin o tip insanlar girsin sorun yok. Ama Twitch'in böyle bir yer olması sıkıntı. Hani bu şey gibi abi balık restoranında İskender yemek istemek gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Balık restoranında mesela balık restoranında balık vardır. Balık restoranı açtık şuraya bir de çiğ köfte koyalım ne dersiniz? Müşterilere satarız. E, çok para yapıyormuş falan. Var mı? Yok. Hayır, 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 konseptim bu diyor. Balık. Balık aga ben balık yapacağım. Balık satacağım diyor. Bak şu anda oyundan alakasız mı? Allah belanızı vermesin. Erdem sana bir soru. 4000 saat izlenme konusu bir senede izlenmezse sıfırlanacak mı? Bak, onu şöyle anlatayım ben. Abi 4000 saat olayı e, dediğim gibi son 365'e bakıyor Selçuk. Diyor ki son 365 güne bakarım. 4000 saat değilse diyor olmaz diyor. Mesela Son 365 gün 4000 saatim var tamam mı? Ama 366. güne geldin sen. Yıl devirdi ya da senin şeyin 366 oldu. Ve birinci gün çok fazla izlenmem vardı. Atıyorum 1000 saat izlenmem vardı. O birinci gün sayılmayacak 366. güne girdiğin için. Ve bay bay hepiniz olacak abi. Sakın ama sakın abi yapacak varsa aranızda sakın. Aman işte üyelik satın işte abone bastırayım. işte izlenme satın alayım. Sakın abi girmeyin. Çünkü YouTube aptal değil abi. Adamlar IP'ye bakıyor ve diyor ki ya diyor bu adam diyor ortalama izlenmesi atıyorum 300 500 müş diyor. Ulan diyor burada diyor 4000 kişi izlemiş diyor ve toplamda diyor 1500 saat izlenme gelmiş adama diyor 1 saatte. Molla holla. Bak sen işe. Diyor bir bakıyor. Aa. Çin'den izlenmiş. Çünkü satın aldığınızda öyle oluyor. Çin'den izlenmiş. Ee, Kanada'dan izlenmiş Adam falan böyle saçma sapan yerlerden izlendiğinizi görüyor. Ya oğlum ben niye ölüyorum böyle konuşurken ya? Motor gidik abi. Al 5'e 0, 6'ya 0 nasıl oluyor abi maçlar? Araştırmak zorunda kaldım. Şeye i̇şte, kesinlikle kanmayın. İşte clickbait başlıklar vardır böyle işte. Tek tıklamayla YouTube'da bilmem kaç milyon izlenin. Yok abi böyle bir şey. Yok. Adam ne diyor işte? Diyor ki bak böyle bir site var diyor. Oraya üye ol diyor. Üye oluyorsun siteye. İşte 5 fake hesabın var senin. Karşı tarafında 5 fake hesabı var. Diyor ki 5 fake hesabı bana 5 fake hesabınla abone ol. Ben de sana 5 fake hesabımla abone olayım diyor. bir zaman senin müşterin olmayacak abonelikler. Hiçbir zaman seni izlemeyecek o fake hesaplar. Çünkü adamın hesapları fake zaten. Hesaplarının takip ettiği başka kanal olmayacak. Bunlar seni hiçbir zaman izlemeyeceği gibi en büyük zarar ne olacak biliyor musun? Sen YouTube'a başvurduğunda 4000 saati doldurdun diyelim ki. Bin aboneyi doldurdun ve dedin ki evet artık YouTube'a başvurabilirim. Hadi bakalım dedim bastın. YouTube'da işte o zaman diyor ki ben senin kanalını bir hafta 10 gün inceleyeceğim diyor. Beklesen diyor. Bakalım ne diyor. Çünkü ben bedava para vermem diyor. Bu platform bok olmaması gerekiyor diyor. Kaliteli içerik üretilmesi gerekiyor ve senin hesabını incelemeye başlıyor. Ve bir bakıyor ulan diyor adamda bin tane abone var diyor. O bin abonenin diyor. İşte atıyorum 200 yüzlü fake lan diyor. Nasıl anlıyor fake olduğunu sizce? E anlıyor. Düşünsene hiçbir yere abone olmamış bir adam. sadece senin videolarını izlemiş adam. Tamam abone olmasını geç. Sadece senin videolarını izlemiş. 3-2-3 tanesini falan böyle. Bunun dışında bir de saçma sapan Çin'den izlenmiş. Şuradan izlenmiş. Buradan izlenmiş. E YouTube'da diyor ki, kardeşim diyor. Kusura bakma diyor. Sen benim yayın politikama yanlış işler yapıyorsun diyor. Aldatıcı bilgi sunuyorsun diyor. Ben senin kanalını açmıyorum diyor. Bir daha başvuruyorsun aynısını yaptın. Kardeşim diyor sen zaten aynısını yapmışsın. Aynı boku yedin diyor. Kusura bakma diyor ben seni banlıyorum diyor. Bak seni şey olarak banlamıyor ha. Kanal olarak değil seni Erdem Özyurt olarak banlıyor. E ne yaptın? O kadar emek boşa gitti. Belki arada senin 600, 400 tane, 500 tane ban gerçek aboneydi ve onlar gerçekten seni izleyen insanlardı. O emeklerin tamamı boşa gidiyor. Bakkal dükkanım var ve yanında da bir bakkal dükkanı var. Benim bakkal dükkanıma bir bakıyorum. Günde 3 tane, 4 tane müşteri giriyor. Bir tane çok alıyor, bir al beni alıyor. Bir leblebi falan alıyor böyle. Ekmek alıyor, çıkıyor falan. Ama sayıyorum böyle. Hani günde 3 tane, 4 tane. Diyorum ki benim 7 tane müşterim var diyor. Ulan bir bakıyorum Selçuk'a. Selçuk'un diyorum bin tane, iki bin tane müşterisi var. Aa yağıyor lan diyorum adama şey. Müşteri yağıyor diyorum. Baksana aa yine aa, 10 kişi birden gir diyorum. abi çıkıyor yirmi kişi falan. Acayip böyle bir dirklasyon var Selçuk'un dükkanında, bakkalında. Yan yanayız. Lan diyorum ben diyorum. Sahte müşteri alayım diyor. Selçuk mu lan buranın kralı diyorum. Öyle mi öyle. Gidiyorum. Arkadaşı diyorum ki bizim Günay'a. Günay diyorum. Oğlum diyorum bak sizin elemanları topla gel diyorum. Öyle uğrasınlar gündük diyorum. Tamam hacı diyor. Ne kadar vereceksin diyor. Diyorum üye başı 50 lira veririm ben diyor. Tamam diyorlar. 50 lira dağıtıyorum üye başı. Ve bana abone oluyorlar. Ve benim dükkanıma her gün geçerken uğruyor. Ama bir şey almıyor. Niye almıyor biliyor musunuz? Çünkü o benim müşterim değil. Ben onu satın almışım. Ben o para vermişim. Bana uğra diye para vermişim. Giriyor. Ben kolay gelsin. Hayırlı işler buradayım. Diyor çıkıyor gidiyor. Fakat Selçuk'un'a Selçuk'un dükkanına uğrayan adamlar para kazandırıyor Selçuk. Aradaki fark burada. Ve YouTube bunları anlıyor abi sen kaliteli içerikler yapıyorsun. Allah her zaman yolunu açık etsin dostum. Eyvallah Selçuk sen de kaliteli içerikler yapacaksın. İnanıyorum yalnızca mikrofon olayını ayarlaman lazım. Ki bak Selçuk senin bilgin de Berkay'ın bilgisi de World of Tank'ta benden daha fazla. Ben boş yapıyorum. Bak ben girdim bir saat YouTube konuştum. 20 dakika Alp'in muhabbetini yaptık. 20 dakika Twitch'in muhabbetini yaptık. Yarım saat altın bilmem ne kaç paraydı kıl muhabbetini yaptım. Arada 5 tane 6 tane maç attım ki o, o konuşurken de oynayamayan bir adamım ben. Siz bilgi veriyorsunuz, vereceksiniz yani. Kaliteli bilgi vereceksiniz.